İyi bayramlar. Oruçlar tutuldu, iftarlar açıldı, herkes sarmaş dolaş oldu ve bayrama geldik. Bu bayramlar sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama beni çocukluğuma götürüyor. Aman bir sabah olsa, yeni bir ayakkabı, yeni bir elbise giyebilsek ama keşke giyebilseydik tabii. Kapıları çalsak, 3 kuruş, 5 kuruş, 15 kuruş verseler, çikolata verseler, şeker verseler, o verdikleri paraları bir biriktirsek, sinemaya gidebilsek. İşte ilk etapta aklıma gelenler bunlardı. Ama artık büyüdük. Artık büyüdüm. Şimdi bugün sizlere muhteşem bir yemek yapacağız. Kimle biliyor musunuz? Tuttu fırlattı kalbimi Gökçe'yle. Gökçe'cim merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum, çok hoş buldum. Harikaten öyle İstanbul. Harika bir manzara. İstanbul cennet ama seninle daha güzel oldu buna eminim. Çok teşekkür ederim, bence sizinle de. Bayramlar senin için ne ifade ediyor Gökçe? Valla bayram, ben eskilerde kaldım tabii ki. O çocukluğumdaki bayramlarda. Ya bu şeker bayramı biliyorsun. Evet, rahmetli anneannemin evinde toplanıyorduk önce. Arka tarafta tavuk pilav komposto. Hiç kimse kahvaltı etmezdi. Herkes böyle gelir, arka tarafta işte onu yerdi. Sonra salona geçerdi. Kapıları vesaire. Çalmaz mıydınız? Şeker, çikolata falan filan öyle bir şey yapmaz mıydınız? Ya onları yapıyorduk herhalde ama daha küçükken, yapıyor. En keyifli yeriydi oralar biliyor musun? Evet, evet. Gökçe'cim o zaman müzisyenliğe kaç yaşlarında başladın? Yani aktif olarak çalışmaya 20 yaşında başladım tabii ki ben. Ya şey çok garip bir duygu. Mesela atıyorum cuma günü, cumartesi günü canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. İşte mesela bir tane televizyon programı başlıyor gece 11. Sen böyle gözüne kalemini çekip dışarı çıkıp çalmaya gidiyorsun. Davulcuydum bir de o zaman. Yani hem davul çaldım hem şarkı söyledim. Ayrı gruplarım vardı. Yani o zaman sen çocukluğunu, o bayramları... yaşayamadığın gibi. Çocukken çok güzel yaşadım da hani böyle çok işte ergenken ve gençliklerin başında çok artık yaşamadım diyebilirim. Hep iş oldu. İş oldu ama sahnede de bayram coşkusu çok güzel oluyor. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun? Kesinlikle. İnsanlar eğleniyor. Bir sahne güzelse, ortam güzelse eğleniyoruz. Bir de şimdi tabii aile büyüklerimiz de rahmetli olunca eski bayramlar gibi zaten artık olmuyor. Doğru, eski bayramlar oluyor. Olmuyor. Şimdi yeni bayramlar daha çok daha farklı. Evet. Yeni bayramlar tatil oldu. Herkes tatile gidiyor falan filan. Senin aynen. İçin öyle oluyor mu? Hayır, senin için geliş. Bana her gün bayram. Tak. Bu güzeldi işte. Hadi çaylarımızı içelim. Hadi. Sana. Şu güzel bayram tadında hadi tutun yerinde yemeğimizi yapalım. Tamam, yapalım. Gökçe'cim artık mutfaktayız. Evet. Şimdi tadı tuzu yerinde Malatya'nın geleneksel bir yemeğini yapacağız. Bunun adı geleli. Geleli? Geleli. Ne demek acaba? Geleli. Yani ustanın biri yapmış muhakkak bunu. Ustanın yaptığı bu şey de çok beğenilmiş. Çok beğenilince de devamı gelmiştir. Muhakkak öyledir. Tamam. Bu tür yemekler süper. Böyle çıkar hep. Dolayısıyla günümüze kadar da gelmiş. Ama bu geleneksel yemeği ben ufak tefek dokunuşlar yapacağım. Hmm. Mesela... Onlar soğan koymazlar mesela, sarımsak koymazlar ama ben koyacağım. Ben sarımsaksız hiçbir şey düşünemiyorum. Yani ben patlıcanla sarımsak yan yana gelmeden yemeğin ruhunun olmayacağını ben düşünüyorum. Ben sarımsak her şeye koyarım. Evet, ben Malatyalılara ve bu ustaya saygı duyuyorum. Evet. Ama ufak tefek... Ama koyun. Oynayacağım. Onları ufak tefek oynayacağım. Peki burada kullanacağımız malzemelerimize bir bakalım. Neyimiz var? Yani soğanımız var, tereyağımız var, domatesimiz var, sarımsağımız var. Sivri biberimiz var, tuzumuz var. Çok az bir domates sosumuz var. Salça değil, domates sos. Pul biberimiz var, kekiğimiz var. Ve de tabii olmazsa olmazlarımızdan biri de patlıcan. Yemek istiyorum mesela. Közlenmiş patlıcan. Esas olmazsa olmaz ne? Et. Evet. Ve burada kullanılması gereken şey bence orijinali kuzudur. Dana ile yapılabilir mi? Yapılabilir.
Ama kuzuyla yapılması çok 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 daha önemli ve özel ve güzel yemeğin çıkması için kuzu kullanmalarını da fayda var. Şimdi etimi elime alıyorum. Şuradan başlayacağız. Bu tezgah senin. Tamam, ne yapayım senden ben? Yardım isteyeceğim. Tamam. Yardım isterken de şu domatesi, mesela domatesleri kesme diyeceğim. Kaç ama tane? Öncelikle, hepsini mi keseyim? Ama öncelikle bu eti bir ön safhası var. Bir ön pişirmesi var bunun. Yani bu da lezzetli. Mühürleme gibi mi? Mühürleme gibi. Bravo. Tamam. Bravo kız sana. Sen süpersin ya. Ayıptır söylemesi yani. Biraz yemek sen yaparım. Sen süpersin ya. Mutfağa giriyor musun? Evet. Güzel. Öğrenciyken de çok yapıyordum mesela. Öğrenciyken Çin yemeği bile yapıyordum. Ne yapıyordun abi? Mutfağa herkes giriyor. Giriyorsun da ne yapıyorsun? Vallahi benim mesela dolmam çok iyidir. Oo. Ne bileyim mesela her şeyi çok severim. Kapuskayı bile yerim. Bamya da çok severim. Bütün yemekleri çok seviyorum. Ama ne yapıyorum? Mesela bamyayı atıyorum. Adana usulü seviyorum. Acılı kekikli yaparlar ya, nohutlu falan ekşili. Evet. Yani o şekilde kendim hangi yöreninkini seviyorsam onu kullanıyorum. Ya damak tadın gelişmiş demek ki. Evet öyle. Baharatı da seviyorsun demek ki. Çok seviyorum. Dolayısıyla sen bugün yapacağımız yemek de öylesine güzel bir yemek işte. Süper. Demek ki senin aşçılığın da var. Var. Biz bu yemeği beraber muhteşem bir şekilde yapacağız. Aşçılığım var ama böyle kesme konularında çok iyi olduğunu söylüyor. O bende zaten abi. Onu kimseye zaten bırakmıyor. Çocuğum bildiğim kadarıyla Marmaris'te yaşıyorsun. Evet. Orada çok ot var. Var. Endemik otlar var, çeşitli otlar var. Bu otlardan falan istifade ediyor musun, seviyor musun? Şöyle benim yaşadığım ev tam ormanla yan yana. Ormanın içinde. Ve gerçekten yani evden çıktığınızı düşünün. 15 adımda ormanın içine giriyorsun. Şelaleye giden bir yolu var. Oradan tepeye tırmanıyorsun bir saat falan. O tepeye tırmanırken işte... Sağ tarafta çok güzel kekikler oluyor, ada çayı oluyor. Bayağı bir ada çayı var mesela, mis gibi. Onları koparıp geliyorum ama ben ada çayını yani içmektense genelde yakıp enerji temizliği yapıyorum evde. O şekilde kullanıyorum genelde. Vallahi çok bahçeli, orman içinde evim var dedin ya. Evet. Şimdi o zaman sen mangalın var mı? Var. Çok güzel. Mangalını hazırla. Mangal var. Mangalını hazırla. Bu ya sana ben etleri alıyorum, geliyorum. Tamam. Ve etler benden, diğer süper. Şeyleri sen yapıyorsun. Yapıyorum, tamam. Madem ki aşçısın, aşçıları tamam. Da göreceğiz. Vallahi her şeyi yaparım. Şimdi etin, biz burada sırt kısmını kullandık. Etin, kuzunun en güzel yerlerinden biri. İyi et almıyorsanız Gökçe, iyi yemek yapamazsınız. Sen yapınca basitmiş gibi görünüyor ama onun çok zor bir şey olduğunu biliyorum. Tam 50 yıldır yapıyorum bu işi. Yani. İşte tuzu alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ben tabii normalde mutfağa girdiğimde saçlarımı hadi topluyorum. Hadi sen tuz at bakayım, ne kadar tuz atacaksın? Madem ki çok biliyorsun bu etlere ne kadar tuz lazım bir görelim. Allah. At bakalım, ne kadar tuz atıyorsun bakalım. Valla ben olsam bu kadar yeter benim için. Diyorsun. Benim için öyle ama biraz daha koyacağım galiba. Kurban olayım. Koy kurban olayım. Ya bu tıkır tıkır ağzıma koy, gelince sevmiyorum. Koy. Bayağı. Koy kurban olayım ha. Dur şimdi korkma, bu etler korkuyorum, kalın etler. Korkuyorum gözüme tuz kaçacak diye korkuyorum çevirdikten. Ha, haydi. Başıma geliyor çünkü etler. Öyle şeyler benim. Diş macunu kaçırdım gözüme bak, geçenlerde. Çok ciddiyim. Biz mahvoldum acıdan. Tuz kaçabilir diye çevirirken gözümü kapatıyorum artık. Zeytinyağını rica edin. Mühürleyeceğiz. Evet. Tatlandırdık. Tadı tuzunda. Evet. Tadı tuzu yerinde oldu. Şimdi bunu biz ateşe ızgaramızın üzerine atıyoruz. Thank you.
Güzel. Şimdi bunun ön pişirmesini, mühürlemesini yaptık. Etin bütün içini, içindeki suyu, kanı, aromayı, proteini içine hapsettik. Hmm. Hepsi bize lazım onların çünkü. Peki böyle mangalı falan olmayan insanlar ne yapsın mesela? Tavada... Tabii, demir döküm tava. Harikasın. Tavada. Çok iyi olduğunu sordun. Demir döküm tavada. Teflon tamam. Tavada ama demir döküm tavayı öneriyorum. Tamam. Şimdi ben bunları kesiyorum. Gökçe'cim sen yemek yaparken evet. Hem çalıp hem söylüyor gibi mi yapıyorsun? Yani çalmak demek o yemeği yapmak, söylemek de söylemek anlamında söyledim. Sen nasıl yapıyorsun o işi? Abi senin yaptığın yemek çok lezzetli olur. Vallahi yani, ben çalıp, bazen söylüyorum evet, bazen de müzik açıp böyle eğlenerek yemek yapıyorum. Ama özellikle bilmediğim dilde müzik açıyorum. Evet. Çünkü neden? Bilmediğim dilde müzik açınca duygulanamıyorum. Sadece eğleniyorum. Ama sözlerini anladığım zaman o beni başka yerlere götürüyor. En çok ne yemeği seviyorsun? Ya ben en çok makarna yemeği seviyorum. Bakınca belli ya, olmuyor. Ya makarna zaten yemiyorum. Yiyorum da arada bir yiyorum. Size çok ciddi söylüyorum. Yani bir paket makarnayı ben yerim. Yiyorum. Bayramlarda evde sofra kurarız, masalar kurulur. Aile gelir falan diyordunuz ya, diyordun ya. Evet. Orada genelde hangi yemekleri yapılırdı ve sen en çok hangisini severdin? İşte dediğim gibi bizim rahmetli anneannemler hep böyle tavuk pilav komposto yaparlardı. Bir evet. Turşu olurdu ortada. Böyle gelen yer kalkar, yer kalkardı böyle. Ama tabii ki akşam yemekleri, ya, akşam yemeği ise o... Herkes kendi ne istiyorsa onu yapıyor. Abi bayramda yani. Çok insan geliyor, gidiyor, ziyaretçi bir falan. Genelde ekşili dolma yaparız biz mesela. Olmazsa olmaz. Ekşili bol olmazsa karabiberli olmaz. Dolma mesela çok severim. İşte ağzım sulandı şu anda. Peki hala aile olarak o bayramları yaşayabiliyor musunuz? Hayır. Yani yok değil mi? Hayır. Tam olarak yaşanmıyor artık ya. Yani yaşansa bile nedir? Zaten biz sürekli görüşüyoruz bu arada. Yani ben aile ve akrabalarına aşırı bağlı bir insanım. Zaten sürekli görüştüğümüz için de aslında bayram falan fark etmiyor. Hep birbirimizi görüyoruz. Önemli olan da o bence. İkinci aşamaya geçiyoruz. Onun için tereyağını rica ediyorum. Tabii. Bu arada domateslerden... Boyuna boyuna kesmeni rica ediyorum biraz. Doğru mu kesiyorum? Doğru kesiyorum. Kesecek mi? Muhtemelen yarına çıkar. Peki canım, müziğe nasıl başladın? Bir de onu söyle bakalım. Valla ilkokul yıllarında piyanoyla başladım. Hem niye de demek de lazım biliyor musun? Niye? Nasıl? Niye nasıl? Şimdi niye aslında nasıl? Babam müzisyen tabii ki. Hatta kaç senedir herhalde bir... 20 senenin üzerindedir de Candan Erçetin'le çalıyor. Oo. Elektro gitar, evet. Yani ben zaten hep bu Deve Kuşu kabaresinde falan büyüdüm. Orada da gitar çalıyordu zaten. Babam müzisyen olduğu için o birazcık şey oluyor, özeniyorsun tabii. İlkokulda piyanoyla başladım ama piyano tam olarak benim tercihim değildi tabii. Sonra davula aşık oldum diyeyim. Aslında esas enstrümanımı ben kendim... 16-17 yaşında davul seçtim. Davul çalıyorsun yani? Davul çalıyorum evet. Anam. Ondan sonra aslında albüm yapmayı pek düşünmüyordum. Sadece davulcu olmak istiyordum. Ama şarkı söylüyordum mekanlarda. Beste yapıyordum. İşte arkadaşım geldi bir gün. Dedi ki ben düzenlemeler yapıyorum. Gel bestelerini düzenleyelim dedi. Alan Konakoğlu işte benim prodüktörüm. Evet. Hadi dedim tamam düzenleyelim. Öyle albüm yaptım. Yani aslında hiç öyle hayalini kurduğum bir şey değildi açıkçası. Yemek yapmak da bir beste yapmak gibi bir şey bence. Bence de onu koyuyorsun, evet. Onu katıyorsun, sonra üstüne tuzunu ekliyorsun falan filan. Bence de benziyor. Yani ben açıkçası müzik yapmayı daha çok seviyorum.
yazışmayı vesaire, yani sözlere dökmeyi, duygularımı çok aşırı sevmiyorum. Ama yazıyorum tabii ki sözleri de. Böyle bir konu hakkında hayal kuruyorum, onun üzerine önce müzik yapıyorum genelde, sonra söz yazıyorum. Bir hayal kurma diyorlar, hayalci olma diyorlar. Nasıl olacak o zaman? Vallahi ben çok kuruyorum hayal ya. Kur, hayal abi, kurup, kur. Yani bence çok de. Seviyorum ya. Sus alabilir miyim? Canım. Tabii. Şimdi etimizi koyuyoruz. Abi bu kadar malzeme koyduk. Doğru. Bu kadar malzeme koyduk. Ama benim en korktuğum şey biliyor musun? Pul biberini alayım canım. Ne? Fazla tuzlu olması yemeğin. O kadar yani, korkuyorum ki. Evet ama ben bir profesyonelim yani. Yani ben kendim tabii tadına baka baka yapıyorum açıkçası. Ha, o çok güzel. Şu kekiği de alabilir miyim? Tamam. Bu zaten, top kekik değil mi? Evet. Bunu zaten şöyle kırıyoruz. Oh. Kekiği en son koymak lazım kekik, değil evet. mi? Acıtıyor yoksa. Acıtıyor. Bravo kız sana. Sen ya. Var ya sen var ya. Valla ellerim yağlama çakacağım. Olsun. İşte bu be. Şimdi patlıcanlarımıza sıra geldi. Yavaş yavaş finale. Müzik, 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 vallahi müzik. Vallahi müzik. Trompet var, her şey var. Bütün müzikleri alıyorum. Allah, alıyorum, alıyorum. Hadi. Aynen, evet, artık aynen. Diyor ki, bu da diyor ki beni al, bu işi bitir. Patlıcanın üstüne koy. Sese baksana ya. En sonra böyle tereyağı mı döküyoruz evet. üstüne evet. aynı şekilde? Tadını veriyor artık değil mi tereyağı? Evet. Maydanozuna bir alacağım. Buyurun. Evet. Rengi de muhteşem olacak bence. Son dans, son dokunuş. Bravo. Dön. Döndükçe dünya dönüyor senin etrafında. Bravo. Muhteşem oldu bu. Muhteşem. Hadi gidip Harika. Tadıyoruz. Hadi gel. Lütfen önden buyurun. Ellerine sağlık yani muhteşem. Ben bunu her türlü ekmek arası bile yerim. Bütün herkesin yapabileceği bir yemek bir kere. Ve bayram sofralarında gerçekten masanın ortasına koyduğunuzda masanın ortasında çiçek gibi gül gibi duracak renkli bir yemek oldu gerçekten. Ben de çok bunun beğendim. Bunun yanına mesela cacık falan çok güzel gitmez mi? Güzel bir pilav, güzel evet. bir cacık bomba evet. gibi olur. Harika çok olur. Güzel olur. Harika olur. Şimdi gelelim benim merakıma. Önünde neler var? Projelerde neler var? Neler yapmak istiyorsun? Ne var abi? Ya, ne var ne yok sende? Ben bu ara çok fazla üretiyorum zaten. Çünkü üretmenin bana sahne kadar çok iyi geldiğini keşfettim pandemi döneminde. Şimdi yeni bir şarkı çıkartacağım. Aslında muhtemelen birçok insanın sinir olduğu bir cümle. Hayat sana güzel. Ha. Hani yazarlar ya hayat sana kırdı. Güzel. Hani evet, hep böyle yazarlar. Güzel. Sanki biz ağlarken ya da mutsuzken kendimizi herhalde sosyal medyaya koyacak halimiz yok. Yani. Her şey öyle yazıyorlar. Ben dedim ki bu sözle ilgili ben bir şarkı yapayım en iyisi. Çok da eğlenceli bir şarkı oldu. Onu çıkaracağım işte. Çok güzel. Gökçeciğim o zaman bu yemeğin yanına tatlı bayram şekeri niyetine iki parça istiyorum. Tamam söyleyeyim o Hadi. Zaman. Ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam. Ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem,
Sesini bile duymasam ne yapardım bilmem. Ne yapardım bilmem. Ne yapardım bilmem. Süper. Güzel. İkimizin de eline sağlık. Senin sesine de sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne yettin de geldin. Ayağına da sağlık. Yani muhteşem oldu benim için. Böyle bir manzara, böyle bir yemek, sohbet. Her şey çok güzel, çok keyifliydi gerçekten. Benimle olmak güzel değil miydi? İşte çok güzel. Senle olmak çok güzel. Senin enerjin zaten muhteşem. Kurban olayım Gökçe. Muhteşem. O zaman bir mesajımız olsun. Evet. Bütün hayatları, insanların tüm hayatları, özellikle ülkemizi ve bütün dünyanın... Şeker gibi olsun. Şeker artık, gibi olsun. Valla her şey bu huzur içinde, olsun. Barış içinde olsun. Evet, bütün sorunlar şeker gibi böyle erisin, çözülsün, gitsin. Yani böyle tabii ki pandemi döneminde hiç kucaklaşamadık, sarılamadık. Bir de biz milletçe çok seviyoruz zaten. Bizim ailemiz zaten üç kere biz öpüşüyoruz bu arada. O yüzden umarım artık bundan sonra herkesin kucaklaşacağı bir bayram olsun. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Bir senden şarkı söyleyeyim. Hadi, hadi. Kapanışta. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım.